Bir şehrin yolları, kaldırımları, dükkanları, alışveriş merkezleri ve parkları inşa edilirken bir vatandaş olarak yeteri kadar hesaba katılmasaydınız veya sizin için tasarlanmış bir yeri kullanmak isterken önünüze başkaları tarafından engeller konulsaydı neler hissederdiniz? İşte o yeteri kadar hesaba katılmamış ve kendisi için tasarlanmış bir yeri kullanmak isterken önüne başkaları tarafından engeller konulanlardan biri de Memdu abi. Memdu abi 10 yıldan fazladır akülü araç kullanıyor. O da bizim gibi akülü aracıyla beraber dükkanları, sokakları, alışveriş merkezlerini, parkları gezerken sorunsuz bir şekilde gezmek istiyor. Fakat gezerken bir takım sorunlarla karşılaşıyor. Bu sorunlar sokakların, kaldırımların, dükkanların, parkların ve alışveriş merkezlerinin inşa edilirken engelli araçlarının dikkate alınmamasından ve insanların düşüncesizlikleri sonucu yanlış yere araç park etmelerinden kaynaklanıyor. Örneğin Memdu abi bizim kullandığımız gibi her kaldırımı kullanamıyor. Çünkü bazı kaldırımlarda çıkması için rampa yok. Olsa bile bu sefer de inmesi için yok. Her dükkanı ve alışveriş merkezini gezemiyor. Çünkü bu alanlara girebilmesi için uygun girişler tasarlanmıyor. Var olan parkların bazı kısımlarına erişemiyor. Hele hele camilere hiç giremiyor. Bir yerden başka bir yere gitmek isterken insanların rampa önlerine park ettiği araçlardan dolayı sorunlar yaşıyor. Akülü aracının şarjı bittiğinde kolaylıkla şarj edebileceği mekanlar bulamıyor. Yağmur yağdığında engelliler için özel olarak tasarlanmış sığınabileceği bir mekan bulamıyor. Memdu abinin bunlara benzer sayabileceğimiz birçok sorunu var. Bizlere de söylemek istediği birkaç sözü var. Engelsiz bir hayattan engellerin sahibine sesleniyorum. Engellerin karanlık dünyasından engelsiz aydınlık yarınlara yürüyen umut neferiyim. Özgürlük yolunu kesen engin duvarların dingin ve çaresiz muhatabıyım. Gürültülü ve kalabalık yolların sessiz ve kimsesiz yolcusuyum. Ben engelleri kalplerinde taşıyan, yürüyen engellerin ayaksız mağduruyum. Ben rampasız kaldırımların silahsız düşmanı. Ben tekerli zalimlerin yolunu kestiği mazlum. Ben sesi duyulamayanların haykıran gölgesiyim. Ben umarsız ayakların gözü yaşlı hamalı, yürüyen insanların yüreğini açmadığı kanayan yarasıyım. Ben haykırışlarına kulak arayan hak dilencisiyim.